Yıldırım İnşaat'ın sunduğu siyaset analizi başlıyor. İyi akşamlar değerli izleyiciler. Siyaset analizi başlıyor. Ramazan ayındayız. Biraz daha geç başlama durumunda kaldık. Hepinizi Ramazan'dan tebrik ediyorum. Canlı yayın konuğum Avukat Mehmet Uçum Bey. Artık Kars milletvekili adayımız demiyorum, Kars milletvekilimiz. Bildiğiniz gibi iki programa konuk oldu. O dönemlerde milletvekili adayıydı. Ve takdir-i ilahi milletimizin de desteğiyle 7 Haziran günü milletvekili seçildi. Özellikle bölgemizde Doğu ve Güneydoğu'da AK Parti açısından bu seçim çok zorlu bir seçim oldu. AK Parti'nin kalesi sayılabilecek birçok ilde maalesef sıfırlandı. Milletvekili çıkaramadı ama Kars bütün yapılmış olan tahribatlara rağmen 30 Haziran 2014, 30 Mart 2014 mali idareler seçiminde Kars Merkez ve en büyük ilçesi Kağızman belediyeleri kaybedilmiş olduğu halde Mehmet Uçum Bey'in özellikle yürüttüğü farklı bir kampanyayla Kars'ta tekrar AK Parti bir milletvekili çıkarma imkanına sahip oldu. Sayın Vekilim, canlı yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Sayın Milletvekilim, şimdi 7 Haziran'da sizin için de sürpriz oldu. Birinci sıradan aday gösterildiniz ve hemen akabinde Kars'ta kampanyaya başladınız. Ama biraz farklı bir kampanya yürüttünüz. Yani bir ayağınız oradayken öbür ayağınız da özellikle ulusal basındaydı. Çok sayıda televizyon kanallarına çıkarak seçmenle buluşma imkanınız oldu. Hatta ben seçim kampanyanızı değerlendirirken Twitter hesabından Mehmet Uçum Bey'in yaptığı kampanya sadece Kars'taki AK Parti'nin oylarına değil ülke genelinde de bir mütevazi de olsa bir katkısı oldu diye. Çünkü AK Parti algı mı ne derseniz deyin ama çözüm sürecini sanki rafa kaldırmış gibi bir durumla karşı karşıyaydı. Siz ise işte Akil Adamlar heyetinden de geldiğiniz o misyon üzerine bunu devam ettirdiniz. Ve bunun karşılığı da oldu. Bunları böyle özetledikten sonra asıl milletvekili adayı Mehmet Uçum 7 Haziran'dan bugün itibariyle 31 gün geçti. Kars milletvekili Mehmet Uçum. Nasıl bu süreci sizden okuyabiliriz? Şimdi ben 7 Nisan akşamı Kars'tan birinci sıradayı olduğumu öğrendikten sonra o günden bugüne bugün Temmuz'un 8'i toplam 3 aydan birazcık fazla zaman geçmiş. Neredeyse tam 3 ay 1 günlük bir süre. Bu süre içerisinde hem aday siyaseti hem de vekil siyaseti konusunda birçok tecrübe edindim. Çok çeşitli gözlemlerim oldu. Aynı zamanda toplumun geldiği bugün de çok farklı talepleri olduğunu da tespit ettim. Birincisi şunu söyleyeyim. Türkiye'de yerel seviyede yürütülen siyaset, gerek aday siyaseti gerekse vekil siyaseti çok rahatlıkla söyleyebilirim eski tarz siyasettir. Herhangi bir farklılık yok. Eski tarz. Yani 1950'li yıllarda temelleri atılmış. Çok partili rejime geçildikten sonra temelleri atılmış. Aday siyaseti ve vekil siyaseti 2015 yılının Türkiye'sinde, Anadolu'da, Taşra'da, en azından benim gördüğüm seviyede Kars'ta halen daha egemen bir siyaset. Ben Kars'a ilk gittiğimde, 18 Nisan'da Kars'ta kampanyayı başlattım, ilk gittiğimizde o 11 günlük süre içerisinde de Kars'a edindiğim izlenimlerle bu eski tarz siyasetin çok ciddi deformasyonlara neden olduğu duygusuyla gitmiştim. Ve orada da gördüm ki bu eski tarz siyaset gerçekten siyaset kültürümüz bakımından artık ciddi zarar veren bir pozisyona gelmiş. Mesela basit örnekler vereceğim ama bunu biraz daha derinleştireceğim. Evet. Şimdi eski tarz aday siyasetinde temel yaklaşım, adayların bir pozisyon elde etmeye dönük olarak seçmen karşısında her şeye katlanma yaklaşımı. Dikkat edin, adaylık statüsünden vekillik statüsüne geçmek istiyor. Yani bir pozisyon elde etme amacıyla vatandaşın çalışıyor. Vatandaşın oyunu alması gerekiyor. Evet, vatandaş bunun içinde vatandaşın oyunu alması gerekiyor. Vatandaş da o dönemde adayı madem oya taliptir her şeye katlanan bir namzet olarak görüyor. Dolayısıyla adayla seçmen arasındaki ilişki seçim öncesi dönemde tam bir hesap ilişkisi.
Ne demek bu? Şu demek, aday seçmen nezdinde kendisini her şeye katlanan bir pozisyonda tutuyor. Her şeye eyvallah ediyor. Sonuçta seçmen bir tür onun veli nimeti gibi, müşteri veli nimetimizdir anlayışı gibi. Seçmen ise kendini en güçlü, seçim öncesi dönemde gördüğü için, seçim öncesi o iki aylık süreç içerisinde gördüğü için adaydan her türlü talepte bulunma hakkına sahip oluyor. Adaya her türlü sistem yapma hakkına sahip oluyor ve ilişki bu şekilde yürüyor. Şimdi burada bir sakatlık var. Sakatlık şudur. Adayla seçmen arasındaki ilişkinin seçim öncesi bir hesap ilişkisi olması temel problemlerden biridir. Esasında aday seçmen ilişkisinin seçim öncesi dönemde bir siyasal vizyon ilişkisi, siyasal yaklaşım ilişkisi, bir gelecek tasavvuru ilişkisi olmalıdır. Yani aday seçmene özellikle seçimden sonra nasıl bir siyasal yaklaşımı hayata geçireceğine ilişkin bir vizyon sunmalıdır, bir proje sunmalıdır, siz bir bakış açısı sunmalıdır. Bunu mu yaptınız Sayın Hekim? Onu anlatmaya çalışıyorum. Oysa vekil olunduktan sonra esas itibariyle eski tarz siyasetin başka bir şekli devreye giriyor. Bu sefer vekil statü sahibi, nüfus kullanan bir pozisyona geçiyor. Seçmen ise artık vatandaş statüsündeki seçmen ise vekil peşinde koşan bir pozisyona geçiyor. Şimdi bu eski tarz siyasetin yarattığı bir siyasal deformasyon var. O bir ahlaki deformasyondur, o bir etik deformasyondur. Siyaset elbette belli çıkarlar için belli grupların bir faaliyeti olarak tanımlanabilir. Ama siyaset bunların ötesinde bir çıkar esaslı bir faaliyet olsa bile siyaset bunların ötesinde değer çerçevesi olan bir faaliyettir. Yani siyaset grup çıkarları da gözetebilir, bireysel çıkarları da gözetebilir, kimlik çıkarları, bölge çıkarları da gözetebilir. Peki siz ama bütün adayken, bunlara adayken seçmenin en büyük kalkanı kendi oyudur derken, evet, onu da söyleyeceğim. Bütün bu çıkarları bunu niye hatırlattım? Evet. Yani hani evet, sürekli sorguluyor, bir şeyler istiyor. Tabii. Siyaset bütün bu çıkarları içerirken ama aynı zamanda bir değer esaslarına oturması gerekir. Örneğin siyasette bir grubun çıkarı içinde bulunduğu ilçenin çıkarıyla çelişiyorsa üstün olan ilçenin çıkarıdır. Eğer bir ilçenin çıkarı ilin çıkarıyla çelişiyorsa üstün İlim. Olan ilin çıkarıdır. Aynı şekilde ille ülke arasında bir çıkar çatışması varsa üstün olan ülkedir. Üst çarptı veya evet, üst. Dolayısıyla üstün şansı yarar vardır. Siyasetin değer esasını üstün yarar kavramı belirler. Dolayısıyla eğer bireyin çıkarı içinde bulunduğu partinin çıkarıyla çelişiyorsa partinin çıkarına esas alır. Eğer partinin çıkarı ülkenin çıkarıyla çelişiyorsa ülkenin çıkarına esas alır. Dolayısıyla siyasette çıkarlar çatışmasında, menfaatler çatışmasında üstün yarara öncelik vermiyorsanız orada değer siyaseti yoktur. Ve eski tarz siyasette ne yazık ki çıkarlar çatışmasında üstün yarar gözetilmiyor. Tam tersine o çıkar odağının kendi yararı gözetiliyor. Bu nedenle ben hem seçim öncesi dönemde hem de seçimden sonra geçen bu bir aylık dönemde bu yeni tarz siyaset dediğim, değer siyaseti dediğim siyasi tarzı uygun bir dil üretmeye çalıştım. Yani Kars'a ilişkin gittiğimde Kars'ın bütünsel kimliğinin, Kars'ta yaşayan bütün kimliklerin üstünde bir değer olduğunu vurguladım. Kimlik çatışmasının, hatta kimlik çekişmesinin, Kars'ta gerçek anlamda bir kimlik çatışması da yok. Bir kimlikler arası çekişme var ama asla çatışma yok. Bu çekişmenin siyasete, Kars'ın siyasetle alakalı bütünlüğüne zarar vermemesi gerektiğini söyledim. Bir de başka bir boyutu daha var. Gerçekten insan niye vekil olur? Bu soruyu sormak lazım. Evet. Milletvekili olmak ne demektir? Bu soruyu sormak lazım. Şimdi bana göre milletvekili olmak bir adayın bir statü elde etmesi faaliyeti değildir. Yani orayı ben sizi anlıyorum. Yani seçmenlerimizden de özür diliyorum. Sahiden çok 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 önemli şeyler söylüyorsunuz ki bizim seviyemiz de bunu anlamakta zorlanıyor, bunu itiraf edeyim. Estağfurullah. Ancak spesifik olarak tabii dediğiniz de çok önemli. Anayasanın 100. maddesi de vekil seçildiği günden itibaren seçim bölgesinin değil tüm ülkenin vekili ediyor. Siz de zaten makro siyaset yaptınız. Yani bunu mikroyla buluşturdunuz. Ama daha anlaşılır.
hakkı vardır. Bu anayasal bir haktır. Kişi siyasete girer, aday olur, belli pozisyonlara gelmek ister, bunun için faaliyet yürütür. Bu eşyanın doğası gereği insan pratiğinin de doğal bir yansımasıdır. Bunu kabul ediyorum. Ancak siyaset yapmaya karar veren birey siyaseti kendi kurallarına göre yapmalıdır. Şimdi siyasette milletvekili olmak demek benim anlayışıma göre kişinin o statüyü elde etmesiyle sınırlı bir faaliyet değildir. Ama Türkiye'de şu anda yereldeki siyasette baktığınızda aday olanlar açısından ve milletvekili olanlar açısından o statüyü elde etmek sanki siyasi faaliyetin amacıymış gibi algılanıyor. Oysa milletvekili statüsüne sahip olmak bir araçtır. Burada asıl önemli olan ne için araçtır? O statüyü hangi faaliyetin aracı haline getireceksin? İşte burada da gerçek anlamda asıl bam teli dediğimiz nokta. Milletvekili o statüyü bir seçildiği ilin ihtiyaçları için kullanabilmelidir. O statü ilin ihtiyaçlarını karşılayabilir. Mesajlar yerini tuttu da mı? Evet, belki de seçildiniz. Öyle. Belki de öyle. Çünkü benim tespitim Doğu ve Güneydoğu'da seçilen vekiller tesadüfi veya hakikaten AK Parti'miz de kusura bakmasın. Ben de adaydım ve oyumu da AK Parti'ye verdim. Ancak kusura bakmasın ki Doğu ve Güneydoğu'da seçilen vekiller performansları partinin çok çok önüne geçmiş olduğu aksi takdirde seçilmiyorlardı. En büyük illerden seçilemediler. Benim bildiğim bazı veriler var. Ancak sizden de duymak istiyorum. Siz bu mesajları kampanya boyunca verdiniz. Basın üzerine evet. Hatta köylere giderken kapıdaki seçmene de. Galiba tuttu ki siz seçilebildiniz. Ben tabii tezim oydu. Şu sözümü tamamlarsa. Tabii. Dolayısıyla vekillik statüsü birincisi seçildiğin ilin ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılması gereken bir araçtır. Birincisi bu. İkincisi ülkenin makro siyaset ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılan bir araçtır. Dolayısıyla ben vekillik statüsüne böyle baktığım için hem adaylık sürecinde hem vekillik gerçekleştikten sonra milletvekilliği statüsünü elde ettikten sonra ben Kars'ın ihtiyaçları, özelde Kars'ın ihtiyaçları ve genelde de Türkiye'nin ihtiyaçları için bu statüyü bir araç haline getirebilirsem o zaman anlamlı bir siyasi faaliyet yaparım diye düşündüm. Ve zannediyorum bu Kars halkı tarafından en azından AK Parti'ye oy veren 40.610 kişi tarafından benimsendi ve kavrandı. Nedeni de şu, çünkü halk da eski tarz siyasetten bıkmış durumda. Halkta bunun karşılığı var mı dediğinizde iki şey söyleyebilirim. Birincisi Kars'ta ulaşabildiğimiz çevreler bakımından bu yaklaşım benimsendi. Ancak ulaşabildiğimiz tüm çevreler AK Parti'ye oy vermedi. Bundan şunu çıkarabiliriz, şu sonucu çıkarabiliriz. Evet, benimsenme her zaman pozitif olarak oya dönüşmeyebilir. Ben eminim ki Kars'ta AK Parti'ye oy vermemiş ama bu yaklaşımları pozitif bulan farklı çevreler de vardır. Bunlar HDP'ye de oy vermiş olabilir, MHP'ye de, CHP'ye de oy vermiş olabilir. Dolayısıyla Kars aslında bizim yürüttüğümüz seçim çalışmaları sırasında şunu gördü, farklı bir siyaset mümkün. Farklı bir siyasi tarz mümkün. Bu siyasi tarzda... Teşkilatınızla anlaşabildiniz mi bu noktada Sayın Vekilim? Sizin bu... çünkü biraz partinin de 7 Haziran seçimlerine giden politikalarının dışındaydı. Sizin vizyonunuz ancak şöyle içindeydi. Gerçek AK Parti'nin politikalarıydı. Onu herkes kabul ediyor. AK Parti 2002'de kurulmuş olan, evet. Kuruluş beyni olan, gücü olan AK Parti buydu. Siz bunu anlatmaya ısrarla devam ettiniz. Evet. Teşkilatınız da ayak uydurabildi mi? Evet. AK Parti'nin kuruluş felsefesi zaten değer siyaseti. Evet. Neydir AK Parti'nin kuruluş felsefesi? Kapsayıcı millet anlayışı. Milleti oluşturan bütün unsurların kendini ifade edebilmesi, bütün kimliklerin kendini ifade edebilmesi, ülkenin yararına olan politikaları hayata geçirebilmek, ülkenin aleyhine faaliyet gösteren çıkar gruplarını tasfiye edebilmek. Bunlara baktığınızda bu kuruluş felsefesi... Bunları söylediğiniz zaman çok karşılıkları var. Evet. Ama mesela çözüm sürecinde birdenbire
geri adım attı. Onu tartışırız. Yani o geri adım mıdır, başka bir şey midir? Daha önce de bunu konuştuk. O noktaya geliriz ama şu açıdan söyleyeyim. Buyurun. Benim Kars'ta yaptığım şey şuydu. Aslında AK Parti'nin ülke genelinde geliştirdiği bu siyasi kültür, bu değer siyaseti anlayışı ve 13 yılda uygulamaya koyduğu makro siyasi yaklaşımların taşra siyasetinde, yerel siyasette, Anadolu siyasette egemen olmadığını gösteren bir süreç yaşadık. Dolayısıyla AK Parti'nin bundan sonraki süreci bu merkezi pozisyondaki bu yaklaşımlarını, onları da yenileyerek, onları da içeriklendirerek artık yerel siyaseti de egemen kılmasıdır. Bu yanıyla baktığımızda benim gidip Kars'ta çalışmaya başladıktan sonra teşkilat önce bu dili daha önce görmediği için ya da daha önce bu dille karşılaşmadığı için önce biraz deyim uygun düşerse garipsedi. Ama bir şey söylemek lazım. Herkes alıştığı gibi siyaset yapar. Teşkilatın önüne yeni siyasi tarzı koyduğunuzda da teşkilat önemli ölçüde bu yeni siyasi dili benimsedi. Yani bazıları bundan ürktü, bazıları rahatsız oldu. Bu yeni siyasi dilin yaratabileceği onlar için zararlandırıcı sonuçlardan rahatsız olan insanlar çıktı. Çünkü eski tarz siyaset, siyaset tüccarları üretiyor. Eski tarz siyaset bizim merkez siyasetimizde halk arasında tortular oluşturuyor. Bu yeni tarz siyaset, bu siyaset tüccarlarına imkan vermeyen bir siyaset. Bu tortuları dağıtabilecek siyaset. Bu tortular güçlü mü? Yerine göre güçlü, yerine göre zayıf. Peki, ama tasfiye edilebilecek durumda. Biraz yerele götüreyim. Yani 31 gün tabii rahmetli Erbakan Hoca, merhum Demirel'i ilk birinci ayda çok fazla topa tutunca El İnsaf Hoca dedi, yani daha bir ay oldu. Ama sekreteryanızdan sizin bilginiz olmadan istedim. Mehmet Bey 31 günde neler yaptı diye sağ olsun sekreteriniz, danışmanınız gönderdi. Kültür Bakanlığı. O kadar şey var ki, işte Kafkas Cephesi, Harp Tarihi Müzesi, Kanlı Tabi'ye, bütün bunları takip ettiriyorsunuz. Hani antik kentinde bilimsel bazı çalışma için ödenek, Gazi Ahmet Butarpaşa Konağı, Kars Kalesi, ışıklandırma, çevre düzenlemesi ve bu arada Selim'e de 100 bin lira bir ödenek çıkarttırmışsınız. TOKİ Başkanı'yla hemen görüşmüşsünüz il başkanımızla birlikte. 641 hak sahibi mağdur edilmeden konutlarına kavuşmuş. Sarıkamış Üslük köyünde çıkan yangın ki ulusal basına baya bir yansıdı. Afet İşleri Genel Müdürlüğü'nden acil yardım ödeneği çıkartıldı. Yani bugün itibariyle valilik hesaplarına geçmiş durumda. Kızılay Yönetim Kurulu üyelerinin yardımıyla Kızılay'a yiyecek kolileri ve mutfak malzemeleri verilmiş. İl AFAD Müdürümüz desteğiyle çadır ve yataklar temin edilmiş. Eski doğum evi çalışanlar takip ediyor, sosyal yardımlar vesaire. O kadar yani uzun bir bu arada siz tabii karşıdaki kurumlar arası koordinasyonu adaylığınız süresinde döneminde de yapıyordum. Haklı olarak da şu ciddi bir iddiaydı. Dediniz ki benim 2 ayda yaptığımı normal prosedürü uygulasanız 2 yılda ancak yapabilir bir iktidar. Yani Serkan Büsyat, AK Parti İl Teşkilatı, diğer parti teşkilatları, muhtarlar vesaire hepsini de bir araya getirme imkanınız oldu. Evet. Ben size teşkilatınız ayak uyduruyor mu derken sayın vekilim bütün bu başlattığınız çok humalı çalışmayı da kastederek söyledim. Biraz bunlardan bahsetmenizi istiyorum. Evet. Şimdi o bir kere şunu altını çizmek lazım. Bütün bu yapılanlar, evet yapıldı, orada yazılmayanlar da var. Evet. Onlardan da söz edebiliriz. Tabii. Bütün bu yapılanlar benim bireysel başarım değil. Bir kere onun altını çizelim. Yani ben bütün bunları tek başıma yapmış falan değilim. Kiminle yaptınız efendim? Ama ben bütün bunların yapılmasını sağlayacak mekanizmaları ürettim. Takip sistemini ürettim. Burada şuna dikkat edin. Bir tane örnek vereceğim size. Bugün bu akşam Sarıkamış'ta yapılan bir toplantıyla ilgili. Diğer çalışmalarda söyleyeceğim. Şimdi geçen gün ben bir gazetede Sarıkamış'taki gençlerin bu tekerlekli kayak yaptıkları yapıyorlardı. Asfalt üzerinde yapıyorlardı. Haberde asfalt üzerinde tekerlekli kayak yaparlarken işte arada bir düşüyorlar, bir yerlerini yaralayıp bereliyorlar falan. O haberi okuduğum anda buna ilişkin sosyal medyada bir mesaj paylaştım. Dedim ki tekerlekli kayakla ilgili bu gençler parkur istiyor. İlgili kişiler ve kuruluşlar lütfen hemen bir araya gelin. Sarıkamış'ta biz tekerlekli kayak parkuru nasıl yapabiliriz? Onun projesini çıkarın. Hemen işe başlayalım.
Hemen işe koyulalım. Bu sosyal medya üzerinden yayıldı. Bugün bu akşam Sarkamış'ta ilgili tüm kuruluşlar, sporla ilgili tüm kamu kuruluşları, sivil toplum kuruluşları bir araya geldiler. Ve şu anda Sarkamış'ta tekerlekli kayak parkuruna ilişkin yer tespiti de dahil, kamu arazisinden yer dahil, projenin bütün taslağını şu anda çıkarmış durumdalar. Daha şu anda, bu gece orada çıkarılmış durumda. Bana mesajlar geliyor. Şimdi o projeyi biz alacağız, Spor Bakanlığı'na götüreceğiz, orada da takibini yapacağız. Gerekirse o uzman arkadaşlarımızı da bakanlığın bürokratlarıyla görüşeceğiz. O projenin final haline gelmesinde bizzat Sarkamışlılar devrede olacak. Şimdi dikkat edin, burada benim yaptığım şey nedir? Sayın Cumhurbaşkanı bir şeyi çok önemserdi. Benim bu süreçte bu kadar başarılı olmamda iki tane faktör var derdi. Birincisi kaynağı doğru kullanmak, ikincisi bilgiyi doğru kullanmak. Bir de dedi, ben buna üçüncüsünü ekledim, insan gücünü doğru kullanmak. Şimdi her alanda başarılı olabilmek için kaynağı, bilgiyi ve insan gücünü doğru kullanmak lazım. Burada kaynaklar bizim kurumlarımızdır ve onların imkanlarıdır. Bilgi bizim deneyimli insanlarımız, vasıflı insanlarımız, sivil toplumdaki insanlarımız, üniversitedeki insanlarımız, kuruluşlardaki insanlarımızın bilgisidir. İnsan gücü tüm bunları taşıyan, bizzatihi halkın kendisinde içinde olduğu, tüm bunları taşıyan, konuyla alakalı irtibatlı olan herkestir. Aslında başarı bunların koordinasyonunu, bunların organizasyonunu yapmaktan geçiyor. Şimdiye kadar bu sayılan işleri biz Kars'taki ilgili tüm kurumları harekete geçirerek, Ankara'daki ilgili tüm kurumlarla görüşerek yaptık. Yani örneğin diyelim ki Selim'e ilişkin ödenek çıktıysa, bu konuda Selim Belediyesi'nde, Selim Kaymakamlığı'nda yaptığı girişimler, bizim Ankara'daki takibimiz, ilgili kuruluşlarla görüşmek, bütün bunların ortaya çıkardığı, dikkat edin, bir kolektif çaba var. Ve benim iddiam da hep o oldu. Daha önce de söyledim. Bakın dedim, ben tek başıma Kars'a sahip çıkamam. Ama Kars'ın kendisine sahip çıkmasını sağlayabilirim. İşte bütün bu pratikler o. Kars kendisine, evet, böyle sahip çıkacak. Ben Kars için ne yapabilirim? Onların bütün süreçlerini kolaylaştırabilirim. Onlara bir takım imkanlar oluşturabilirim. Onların erişemediği yerlere erişebilirim. Onların sıkıntı çektiği noktalarda kararlar aldırtabilirim. Şöyle bir gelenek var. Bunu bütün seçmen bilir. Şu anda artık tek başına bir partinin iktidar kurma, evet, imkanı yok. Evet. AK Parti kuramıyor. Acaba bir koalisyon hükümeti mi kurulur? Ya da tekrar erken genel seçim olur? Ben mecliste takip eden gazetecilerden birisiyim. Şu anda hangi bakanımıza selam versek, efendim şu konu nedir? Yani bir bekleyelim, seçim mi olacak? Bunu bütün AK Parti kadrolarından duyuyorum. Ama siz buraya yoğunlaşmışsınız. Bu önemli. Ve bize böyle söyleyen bakanları da bir nevi itekliyorsunuz. Yani ödenek çıkarttırıyorsunuz. Evet, kolektif bir çalışma var. O çalışma gelmişti. 7 Haziran öncesi aslında AK Parti çok güçlü bir şekilde iktidardayken o dönemde çözülemiyordu. Şu anda hükümet neredeyse yok, çözülebiliyor. Yani bunu sizi övmek adına buna ihtiyacınız yok ama bu nasıl oluyor? Bunu anlamak lazım yani. Şimdi bu neydi sıkıntı? Yani siz geldiğinizde önünüzde ne gördünüz? Şu anda normalde partiniz iktidarda değil gibi bir durum var. Çünkü geçici hükümet. Ama yani 7 Haziran'dan önce 337 milletvekiliniz vardı. Niye yani 100 kolektif akıl hazırlamış, getirmiş, Kültür Bakanı'nın önüne koymuş, aynı Kültür Bakanı. Bu para gitmemiş de bu dönem gidiyor. En zayıf olduğumuz dönemde gidiyor. Bu demek ki işi takip etmek gerekiyor. Kanalları zorlamak gerekiyor. İşi başka yere havale edip beklememek gerekiyor. Bizim yaptığımız şey bu kararlı takip sistemini kurmak. Düzenli bir biçimde görüşmek. Mesela örnek vereyim. Bu Bayrampaşa ve Atatürk Mahallesi'nin konutlarından söz ettik ya. Evet. Yani o son derece önemli bir sosyal problemdir. Ben seçimden önce gittiğimde o sorunu tespit ettim, bana ilettiler. Ben hemen seçimden önce gelip TOKİ ile görüştüm. Başkanıyla görüştüm telefonla, ilgili daire başkanlarıyla, danışmanlarıyla. Bir kura çekimi olacaktı. 641 hak sahibi olmasına rağmen 248 kişinin kura çekimi olacaktı. Bunun yaratabileceği sosyal problemi biz tespit ettik. Hayır, bu kura çekimini yapmayın dedik. Bu arada Kars Belediyesi de gereksiz yere bu işten aktüel siyaset için
bir şey yapmaya çalıştı, fayda sağlamaya çalıştı. Onlara dedik durun, doğru yapmıyorsunuz. Parti siyaseti başka bir şey, insanların ihtiyaçlarını karşılayan siyaset başka bir şey. Çünkü bazen parti siyaseti adına insanların ihtiyaçlarını karşılamayan, onlara zarar veren pratikler ortaya çıkabilir. Ne yaptık? Orada durdurduk. Seçimden sonra da gittik TOKİ başkanına, il başkanını da aldım yanıma. Beraber gittik, kendisiyle görüştük. TOKİ başkanı bize dedi ki, siz bu konuyu gündeme getirdiğiniz için çok net bir biçimde söylüyorum, biz bütün bu hak sahiplerini mağdur etmeyecek bir çözümü bulacağız dedi. Bakın biz eğer o takibi seçimden önce yapmasaydık, seçimden sonra gidip bu görüşmelere yapmasaydık, TOKİ Ankara'dan oradaki sosyal problemi kavrayamazdı. Orada verdiği kararın orada yaratabileceği etkileri göremezdi. Ne yaptık biz o sorunu çözerken? Kars'ın bütün duygusunu, düşüncesini, duyarlılığını, sosyal yapısını buraya taşıdık. Burada ikna edici bir yaklaşım ortaya koyduk ve sorunu bu şekilde çözdük. Nasıl oldu? Demek ki biz ne yapıyoruz? Esas itibariyle Kars'ın iradesi üzerinden buradaki süreçlerde, tıkanan süreçlerde kanallar açmaya çalışıyoruz. Tabii şunu söyleyebilirsiniz. Yani, sizin deyiminizle iyi bir asistanlığı yapıyorsunuz, evet, Kars halkının. Evet, bu bir uzman asistanlıktır. Evet. Yani evet, burada bir uzmanlık var. Bu anlamda var. Mehmet Şerif Çetinkaya çok sayıda tweet attı. Evet. En azından bilginiz olsun. Evet. Çok güzel tarif ediyor. Yani hakikaten münbit bir siyaset uyguluyorsunuz. Bunları hepsini okuyamayacağım. Teşekkür ederim. Yani dediğim gibi uzman asistanlık. Tamam, benim bir uzmanlığım var. Evet. Uzmanlığım buradaki network'ümdür. Ankara'daki ilişkilerimdir. Çok sayıda insanı tanıyor olmamdır. Bir yerlere yakın olmamdır. Bunlar uzmanlıktır. Ama asistanlık ise... Tabii o da önemli. Asistanlık ise zaten Kars'ın iradesine uygun, Kars'ın ihtiyaçlarına uygun bir siyaset yapabilmektir. Sayın Vekilim, birinci bölümü burada noktalayacağız ancak çok sayıda mesaj geldi. Evet. Bu insanlar, samimiyetle söylüyorum, mesajları bugün okumuyorum. Evet. Bu programı uzun süredir okuyorum. Yani kızdıkları zaman nasıl yazacaklarını biliyorum. Bir evet. Kızgınlık falan yok. Ama sizden istirham ediyorlar. Biz sürekli Kars'ta 7 Haziran sonrası teşkilatlarınızın telkinleriyle valilik yer değişimi yapıyor. Bundan Sayın Vekilimizin haberi var mı? Kağızman'dan köy, eski ismiyle köy hizmetleri, özel idarede çalışan arkadaşlar Akyaka'ya, Sarıkamış'a, oradan başka yerlere. Bu hareketlilikten Sayın Vekilimiz haberdar mı diye. Ben bazı hareketliliklerden haberdarım ama bunlar teşkilatların telkiniyle olduğu tespitini en azından ben bilmiyorum. Yanlıştır demiyorum, ben bilmiyorum. Benim bilgim dahilinde teşkilat telkiniyle bir yer değiştirme operasyonu yapılmıyor. Zaten biz hem teşkilat sürecine... Özür diliyorum, onu tekrarlamanızı istirham edeceğim. Sizin bilginiz benim dahilinde... Benim bilgim dahilinde teşkilat telkiniyle bir yer değiştirme operasyonu yapılmıyor. Benim bilgim dahilinde değil bu. Yani... Böyle bir iddia doğru mudur? Ondan emin değilim. Fakat sizin tavrınız nedir Sayın Milletvekili? Ben onu söyleyeceğim. Ben 7 Haziran'dan sonra söyledim bütün arkadaşlarıma. Evet. Türkiye'deki siyasi belirsizlik netleşinceye kadar hem teşkilatlara yönelik hem de kamu personeline yönelik operasyonel işlemlerde herhangi bir aceleciliğe ben asla tahammül etmem. Birincisi bu. İkincisi, bu tip değişiklik taleplerinin gerçekten adalet ve hakkaniyeti ihlal edecek şekilde olması halinde buna şiddetle karşı çıkarım. Nitekim bazı kararnamede, bazı kaymakamlarla ilgili bir takım talepler olduğunda da ben çeşitli biçimlerde süreçlere müdahil oldum. Ancak dikkat edin, o kararnamede de ne il teşkilatından ne benim tarafımdan özel olarak bir yer değiştirme operasyonuna ilişkin bir talep peki, olmamıştır. Son kapatacağım birinci bölüm, efendim ikinci bölümde devam edeceğiz. Açık yüreklikle soruyorum. Yani HDP'ye oy vermiş, MHP'ye oy vermiş, CHP'ye oy vermiş insanların size bakış açısını ben biliyorum. Geldim, seçim kampanyasına bulundum. Eğer açıktan bir devlet memuru HDP'ye irade gösterip destek verdiyse, size göre yani bunun yer değiştirmesi gerekiyor mu? Kesinlikle gerekmiyor. Kesinlikle. Yer değiştirmede bir kere oradaki kriterler neyse, mevzuat kriterleri ve liyakat esasları neyse ve güven ilkeleri neyse, o ilkelerin dışında herhangi bir kriter uygulanmasına ben şiddetli karşı tamam. çıkarım. Kıymetli izleyiciler, gönderdiğiniz mesajları ben Sayın Vekilime reklam arasında okuyacağım. Özetini de ilettim. Siz diyorsunuz ki haberi olsun,
Sayın Mehmet Uçma bu anlamdaki güveninizi de ben çok iyi biliyorum. Eğer yer değişmesi gerekiyor olduğunu düşünseydi bunu açık yüreklilikle söylerdi. Reklam arasında sonra siyaset analizi devam edecek efendim. Sunduğu siyaset analizi devam edecek. Yıldırım İnşaat'ın sunduğu siyaset analizi devam ediyor. İkinci bölümdeyiz. Siyaset analizi devam ediyor. Canlı yayın konuğum AK Parti Kars Milletvekili Mehmet Uçum Bey. Birinci bölümde bir hayli 7 Haziran öncesi ve 31 gündür de 7 Haziran sonrası bu kısa süre içerisinde ama hakikaten son derece motivasyonu yüksek. Eline geldiği kadar kendi ifadesiyle oluşmuş tortuları çözmeye gayret eden bir siyasetçi profiliyle karşı karşıyayız. Bu 50'deler üniversitedeki kadrolarla ilgili sorular hem size hem de bana çok geldi. Evet. Onunla girelim efendim ikinci bölüme. Şimdi 50'de nedir? Önce izleyicilerimiz açısından onu açıklayalım. 50'de üniversitelerde lisansüstü eğitim gören öğrencilere, yani yüksek lisans ve doktora öğrencilerine birincisi burs sağlamak için getirilmiş bir imkan. İkincisi de bir yıllık yardımcı öğretim elemanı kadrosunda görevlendirilecek bir tür asistanlık imkanı. Evet. Şimdi başlangıçta aslında yüksek lisans ve doktora öğrenciliği yapan kişilerin bu akademik faaliyetlerini herhangi bir ekonomik sıkıntı olmadan desteklenerek yapılması için getirilmiş bir imkandan söz ediyoruz. Evet. Fakat üniversiteler zaman içerisinde bunu bir tür yardımcı personel kaynağı olarak kullandıkları için Türkiye'de şu anda yaklaşık demeyeyim, neredeyse son sayıya baktım, 6650 tane 50D'li üniversitede araştırma görevlisi diyebileceğimiz, asistan diyebileceğimiz bir kadro var, bir personel var, akademik personel var. Bu 50D'lerin problemi ise bunların aslında yıllık atama yapılmaları sebebiyle, birer yıllık görevlendirmeleri sebebiyle kendilerini güvende hissetmeyen bir yapıları var. Ve 50'de şu anda bir anlamda bu 6650 insan için kangrene dönüştü. Çünkü 50D'ye ilişkin ortaya konan pratik öyle bir sonuç doğurdu ki aslında bunlar da emsali olan diğer daha uzun süreli istihdam imkanı olan akademik personelden daha güvencesiz bir duruma getirildi. Bunlar da akademik personel statüsüne sokuldu ama daha güvencesiz bir akademik personel kategorisi yaratıldı. Ve bu 50D sorununun mutlak surette çözülmesi gerekiyor. 50'de sorunun çözümü için YÖK bir karar aldı. 1 Eylül 2016'dan itibaren uygulanmak üzere 50'de denen kadroda bulunanları yine yasanın 33A denildiği daha uzun süreli istihdam imkanı veren kadrosunu almak konusunda üniversite verdi. Fakat bu da sorunu tam çözmüyor. Çünkü bazı üniversiteler bu inisiyatifi 50'deki akademik personelin aleyhine kullanabilir. Anladım. Sayın Vekilim, bu sorunu siz mi takip ediyorsunuz? Evet. Yani bunu kıyamet kadar Ben takip ediyorum. Yani bu sorun gündeme ilk geldiğinde ben bu sorunla ilgilendiğim. O kadar mesaj geldi ki hayret ettim. Sizi evet. Takip eden bir grup var yani. Evet, evet. Anlamda. Tabii 50'liler diye bir grup var. Yani evet. Türkiye'de bunlar 6650 kişi. Daha sonra başka, sağ olsun, başka milletvekili arkadaşlar da, başka partilerden insanlar da buna duyarlılık gösterdi. MHP'den bir milletvekili arkadaşımız da duyarlılık gösterdi. Sonuçta 50'de dediğimiz statüde bulunan akademik personelin
güvenceli bir istihdam biçimine kavuşturulması lazım. Siz bunu takip ediyorsunuz efendim. Tabii, tabii. Zaten sizinle görüşüyorlar bu arkadaşlar. Tabii, tabii. Daha dayanıklı bir istihdam biçimine kavuşturulması lazım. Bunun için ben şunu söyleyeyim o arkadaşları da rahatlatmak için. Şimdi seçim olursa meclis biraz daha geç normal rutinine dönecek. Seçim olmazsa, koalisyon kurulursa 1 Ekim'den itibaren rutin çalışmasına girecek. Ben hiç abartmayayım. Yeni yani gündemime geldi. İlk defa evet. Müptali oldum. Evet. Bunu çözerseniz dolayısıyla kendinize değil. AK Parti'ye ciddi bir oy desteği olacak. Olup olmaması başka bir şey. Çok önemli. Yo, anladım. Zaten kategorik olarak baktığımızda evet. 6650 kişiden söz ediyoruz. Tabii. Benim için burada yani bir kişi bile mağdur tabii. olsa bakın bir kişi bile eyvallah. Mağdur olsa oy verir vermez, siyasi haklarını kullanır kullanmaz, AK Partili olur olması hiç önemli değil. Bir kişi bile mağdur olsa onun mağduriyetini gidermek benim bir görevim. Yani bu da Kars'a ile alakalı bir sorun da değil ama Kars'ta da tabii. Kavkaz Üniversitesi'nde evet, yaşayan arkadaşlarımız başka var. Partilere oy vermiş yani bunu itiraf edip evet. Ben hep arada para HDP'ye oy verdim ama Sayın Uçum AK Parti açısından son derece olumlu bir tercih oldu. Başarılar diliyorum diyen çok sağ olsunlar. Sonuçta, havuzu size soruyorlar. Neyi? Valla çok sayıda havuz. Evet. Haziran ayında bir havuz açılacakmış Kars'ta onu size soruyorlar. Haziran ayında havuz. Evet. Bu acaba bilginiz dahilinde değil mi? Yok. Haziran ayındaki havuz bilgim dahilinde değil. Ona bakarım. Şimdi 50'de evet. ilişkin arkadaşları merakta bırakmayalım. Tamam. Sonuçta ben danışmanlarımla birlikte bir yasa teklifi hazırladım. Bununla ilgili yarın da basın açıklaması yapacağım. Bu yasa teklifini bizim kendi iç sürecimizden geçirdikten sonra meclis açıldığında diğer partilerin de katılımına açacak şekilde gündeme getireceğim. Ben umut ediyorum ki bu yasa teklifine mesela MHP'den de HDP'den de CHP'den de arkadaşlar destek verecektir. Parti grubunuzdan tepki almaz mısınız? Kendi iç süreçlerimizden geçireceğiz. Parti grubumuzun da buna yani onu size soracaktım. Siz partiyi aşan bazı programlar uyguladınız seçimde de. Aşan orada, demeyelim de onun genel makro siyasetin içinde yer alan başkalarının çok fazla kullanmadığı programları uyguladım diyelim. Şimdi 50'de konusunda şöyle bir çözüm öneriyoruz. Birincisi 50'de statüsünde bulunan personelin, akademik personelin 33 A denen, ne demek istediğimi o arkadaşlar anlar, evet. Daha dayanıklı bir istihdam olan o statüye geçirilmesi birincisi bu. İkincisi 2015 yılında yasa çıkmadan önce ilişkileri kesilmiş olanların da belli bir başvuru süresi içerisinde evet, o statüde kabul edilmesi. Dolayısıyla Mehmet bir onu yapacağız. Mehmet Bey bunu tamamlayabilir miyiz? Tabii. Çok soru var başka soru. Evet bunu yapacağız. Tamam. Bir de sözleşmelilerle ilgili de bir yine akademik personelle alakalı sözleşmeli çalışanlarla ilgili de bir ben danışmanlarımla birlikte bir çalışma başlattım. Eyvallah. Ona ilişkin de bir olgunlaşma olduğunda da bunu kamuoyuyla paylaşacağım. Yani 50'deki arkadaşlar bu kamuoyu oluşturma faaliyetine devam etsinler. Bütün partilere yönelik bunu yapsınlar. Bu parti siyasetinin dışında bir konudur. Ben sonuna kadar bunun takipçisi olacağım. Ve el birliğiyle, onların da desteğiyle bu konuda meclis rutin çalışmaya başladığı zaman bir yasal düzenleme yapabiliriz diye inanıyorum. Eyvallah. Allah kolaylık versin. Sağ yani ol. Bu grupta bu şekilde Mehmet Bey bir kere daha gündeme getirmiş oldu. İnşallah bu çalışma devam eder. Son derece ciddi işlerini takip ediyorlar. Şu havuz şeymiş efendim. Gençlik Spor'un Haziran'da Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nün bir havuz projesi varmış. Mehmet Bey'in haberi var mı bundan? Haziran'da açılacaktı ama açılmadı diye. Bana gelen çalışmalar projeler içerisinde yok. Ben onu hemen notlarımı alırım. Tamam. Yarın da bu kapalı havuzdan söz ediyorlar. Ben en sonda soracaktım. Şimdi yeri gelmişken çünkü tekrar yazmaya bak. O önünüzdeki bilgisayar mı efendim? Hangisi? Yani Google mu nedir? Hayır şeyi defteri kastediyorum. Siz küçük bir defter alıyorsunuz. İlk tanıdığımda da öyle yaptınız. Evet. Şöyle cebinizden çıkarıyorsunuz. Başlıyorsunuz o defterde her şey var. Bu bir keramet mi efendim yoksa? Yok bu deftere ben notlarımı alıyorum. Yani gelen talepleri buraya teknoloji alıyorum. Teknoloji ne kadar geliştiyse siz ondan kopamıyorsunuz. Yok sonra bu defteri tabii benim asistan arkadaşlarım bu defteri şeye geçiriyorlar. Sürekli temize de cebinizde. Temize geçiriyor. Defter bittikçe yeni defter alıyor. Yeni defter alıyorsunuz. Efendim şimdi öncelikle yani ben Atıf Özbey olarak Kars'taki bütün AK Parti teşkilatlarından özür dileyerek hepsi benim arkadaşlarım. Belki de Mehmet Bey'den önce yıllar önce biz birlikte de çalıştık. Bunu kabul edin. Ama bakın teşkilatın içinde gelen mesajlar var.
bu isimleri okuma imkanım yok. Deniliyor ki sayın milletvekilim, ben il yönetimindeyim, ilçe yönetimindeyim. Yanlış tercihlerimiz sonu biz iki tane belediyeyi ve bir milletvekilini kaybettik. Bunun önlemini nasıl alacaksınız? Şimdi o yanlış tercihlerin analizini biz en azından ben kendi dönemimle alakalı söyleyeyim. 7 Haziran akşamı biz sonuçları gördükten sonra hemen 8 Haziran günü ben Kars'ta bütün teşkilatı toplayarak değerlendirme yaptım. Evet. Muhasebe yaptık. Yani yerelde nelerin eksik, nelerin yanlış, nelerin hatalı olduğunu hep birlikte değerlendirmeye çalıştık. Buna işin çeşitli raporlar oluşturduk. Bu raporları genel merkezle paylaştık. Şimdi bu seçim sonuçlarında bir değişiklik beklenebiliyor mu genel olarak? Yerelin eksikleri olduğu gibi genel olarak ülke seviyesindeki siyasetin yarattığı bazı şeyler, komplikasyonlar da oldu tabii. Bu genelle alakalı analizi de genel merkez yapıyor zaten. Genel başkanımız çok yoğun istişare toplantıları yaparak bu konuda bir takım sonuçlara da ulaştı. Bunları da bizimle paylaştı, bizimle de toplantılar yaptı. Şimdi şunu söyleyeyim. Birincisi, Kars açısından bakarsak, bizim Kars'ta hem benim anlatmaya çalıştığım bu yeni siyaset dilini egemen kılmamız gerekiyor. Bunu, değer siyasetini Kars'ta mutlak surette egemen kılmamız gerekiyor. Kimlik siyaseti, çıkar siyaseti, grup siyaseti, Kars'ın bütünlüğüne zarar veren siyasetten bir kere vazgeçmemiz gerekiyor. Birincisi bu. Ve Kars halkı bunu, eğer bu siyaseti, bu yeni siyaset dediğimiz siyaseti kararlı bir biçimde sürdürürsek Kars halkının buna pozitif karşılık vereceğine ben adım gibi eminim. Halk diyor ki biz veriyoruz. Emin olun, çıkarıp evet, gösterebilirim. İkincisi, siz teşkilatınızla anlaşın ikincisi, diyorlar. İkincisi, teşkilatı yenilememiz gerekiyor. Teşkilat yenilenmesi kaçınılmazdır. Unutmayın, bu yenileme önümüzde bir koalisyon pratiği var. Koalisyon pratiğinin netleşmesine göre bu yenilenme eğer bir seçim olursa seçimden önce kısmen olabilir. Ya da önümüzde bir genel kurulumuz var Eylül ayında, parti genel kurulu. Parti genel kurulundan sonra olabilir. Ama mutlak surette bir yenilenme yakın zamanda ya da orta zamanda mutlaka herhalde olacaktır. Herhalde vatandaşın duymak istediği buydu bu, efendim. Bu, üçüncüsü bu yenilenme kesinlikle tasfiye üzerine kurulmayacaktır. Eyvallah. Tabii. Bu yenilenme genişleme üzerine kurulacaktır ve biz formel parti yapısının formel organları dışında en formel dediğimiz organları da geliştireceğiz. Biz Kars'ta elbette parti tüzüğünün gerektiği organların yanı sıra, elbette siyasi partiler arasının gerektiği organların yanı sıra birçok istişare meclisi kuruyoruz. Birçok istişare yapı kuruyoruz. Birçok uzmanlık ekibi oluşturuyoruz. Dolayısıyla bizim teşkilat yenilenmesi demek aslında Kars'ta AK Parti teşkilatının halkla organik ilişkisini güçlendirebilecek bir yenilenmeye gitmek demek. Yani bir de görev değişimi gibi bir şey yani. Birçok görev değişimi de olacak. İl yönetimindeyken şimdi danışma meclisinde veya başka olabilir, bir yerde. Olabilir. Evet. Birçok görev değişimi de olacak. Aynı zamanda birçok yeni istişare organ da devreye girecek. Mesela biz Kars'ta meclisler kuruyoruz. Bu meclislere ilişkin bir koordinatörlük yapısı kurduk şu anda. Hatta koordinatörünü bile belirledik. Hatta son derece sempatik bir şey söyleyeyim size. İnanılmaz sempatik geldi bana. 12 yaşındaki bir çocuk, benimle Twitter üzerinden Karslı bir çocuk irtibat kurdu. Dedi ki ben 12 yaşında AK Parti'ye gönül vermiş bir çocuğum. Ben gençlik kollarında görev almak istiyorum. Ben de ona yazdım. Dedim ki senin yaşın daha çok genç. Sen gençlik kollarında çalışacağına çocuk meclisi kuralım. Sen orada çalış. Tamam dedi. O zaman dedim ki ben seni çocuk meclisinin koordinatörlerinden biri yapıyorum. Şimdi o çocuk Twitter'ında adının altına Kars Çocuk Meclisi Koordinatörü diye yazdı. Ve şu anda o Twitter'ları atıyor ve kendisi de çocuk meclisi kurmaya çalışıyor. Dolayısıyla sahiden bu çocuk. Evet, çocuk. AK Parti'ye mi gönül vermişti yoksa yani siz AK Partisiniz. Evet. Herhalde ters söylenecek bir şey yok ama merak ettiğim için. Ya sizden bir heyecan mı duydu da? Çocuk benden önce de AK Parti'ye tamam gönül vermişti ama benimle birlikte hiç o heyecanı arttı diyelim. Şimdi bu örneği de şunun tam için o yani noktada sorayım, devam edin efendim. Evet. Siz çok ilginçtir benimle de, yani benim sizinle tanışmam da öyle oldu. Evet. İlk sizi dinlediğimde ayrıldıktan sonra keşke daha önce tanışmış olsaydık dedim. Siz büyüklük gösterip beni aradınız. Dediniz ki 40 yıldır sanki tanışıyoruz, yeni tokalaştık gibi. Bu sadece benimle ilgili değil. Böyle hayatınızda Kars'ta yani bir sürü insan var. Evet, doğru. Ve çekinmiyorsunuz, korkmuyorsunuz, yetki veriyorsunuz. Evet.
koordinatör yapıyorsunuz. Hatta danışmanınızı hemen yanınızdan alıp Kars'a götürüyorsunuz. Evet. Yeter ki yani uysun, tamam bu işi yapabilir diye. Bu çok ciddi bir açılım. 18 Nisan'da Kars'a geldiğinizde hatırlar mısınız? İl binasında konuşmak isteyen var mı dediğinizde bir tane çocuk, genç arkadaş kalktı dedi ki zaten yeni AK Parti burada başlamış yani. Eskide kimse bize buyurun konuşun demiyordu. Evet. Bunu nasıl yapabiliyorsunuz? Çünkü normalde biz siyasetçiler önümüze çıkan şehzadelerden çok korkarız. Yani bizim geleneğimizde kardeşin katli vaciptir diye bile fetva verilmiş. Hem de İslam adına. Bu gelip de ayak bağı olur diye. Siz çekinmiyor musunuz? Korkmuyor musunuz Sayın Uçum? Önümüzde eğer tekrar seçim falan varsa sıkıntı olmaz mı? O konuda müdanağım yok. Yani ben siyasete kendi istekleriyle girenleri tenzih ediyorum. Onları da çok kıymetli buluyorum. Yani bir parti siyasetine ya da bir milletvekili olmak anlamında siyasete kendim tercih ederek girmedim. Yani bir davet üzerine geldim. Dolayısıyla siyasette statü açısından, pozisyon açısından bir beklentim yok. Bu daveti niye kabul ettim? Onu da söylediğim gibi ülke için, ülkenin yararına olan siyaset için bir katkı yapmak, bir de aday gösterildiğim il olan Kars için bir katkı yapmak. Dolayısıyla şunu son derece net söyleyebilirim, son derece samimiyim bu konuda. Kars için benden daha iyisini yapan birileri çıkarsa, ki muhtemelen ileride çıkacaktır, emin olun ben rahatlıkla kendi o statümden, pozisyonumdan onlar için... Benim bundan şüphem yok. Başka bir şeyde şüphem var. Sayın evet, Uçum. Evet. Ya tortular devreye girer, ayık oyunlarıyla sizi devirmeye çalışırlarsa siz o zaman ne yaparsınız? Ona izin vermem bir. Neden izin vermem? Önemli olan bu, yoksa öbür yani, tarafta neden güven izin vermem diyorum. Biliyor musun? Benim siyaset anlayışım halka dayandığı için. Evet. Ben bu yanlıştır dediğim anda o halk onu zaten tükrüğünde boğar. Peki. Yani benim tortulara karşı güvencem bireyselliğim değildir. Benim tortulara karşı güvencem o toplumdur, o kitledir. Kars'a Kars'ın halkıdır. Dolayısıyla ben Kars halkını devreye sokan bir siyaset yaptığım sürece o tortuların da, o siyaset tüccarlarının da gelecekte şansı kalmayacak. Emin olun şu anda hepimiz hissediyoruz, devreye girmişiz. Yani ondan evet, şüphe yok. Seyfettin Düzçay, Digor Dernek evet, Başkanı, sosyal medyada çok aktif bir arkadaş. Bu programın izlenmesi için çok büyük gayret içerisinde. Durmadan resimler de çekiyor televizyon, öyle anlaşılıyor şu anda başında. Çok teşekkür ediyoruz. Ebu Bekir Kan çok önemsediğim liseden arkadaşım evet, ama çok kıymetli bir bürokrat. Çözüm süreci ve demokratikleşme konusunda görüşlerinizi önemsiyor. Tek cümleyle söyleyeyim. Türkiye'nin 21. yüzyıldaki geleceği çözüm süreci ve demokratikleşmeyi tamamlamasından geçiyor. Dolayısıyla çözüm süreci ve demokratikleşme Türkiye'nin kaderidir. Türkiye'nin bir yükümlülüğüdür. Yani bu siyasal bir yükümlülüğüdür, toplumsal bir yükümlülüğüdür. Türkiye'nin 21. yüzyıldaki yerini tayin edecek bir yükümlülüktür. O yüzden ne çözüm süreci ne demokratikleşme Türkiye'deki hiçbir siyasi aktörün, hiçbir siyasi partinin vazgeçebileceği bir süreç değildir. MHP bile dahil. Ancak şunu söylemek lazım. Ama MHP ağır şeyler söylüyor. HDP'yi görmüyorum diyor. Bu verilen oyları saymıyorum diyor. Tabii öyle diyor. Ama MHP'nin bile Türkiye'nin bütünsel siyasetine katkıda bulunabilmesi için mutlak surette Türkiye'yi kapsayabilecek bir çözüm süreci içeriği belirlemesi zorunludur. Bu kaçınılmazdır. Bakın şimdi 7 Haziran öncesi partilerin pozisyonunu söyleyeyim size. 7 Haziran öncesi partilerin pozisyonu. AK Parti millilik özelliği esas, milli ve kapsayıcı bir partidir. HDP gayrimilli ve kapsayıcı değil. CHP gayrimilli ve kapsayıcı değil. MHP ise milli ve kapsayıcı değil. Dikkat edin, HDP'nin 7 Haziran öncesi pozisyonu uluslararası bir koalisyonla işbirliği yapma pozisyonuydu. CHP de aynı şekilde yaptı. Bu koalisyonda kimlerin olduğunu biliyoruz. Yani cemaatçi örgütlenmeden tutun, uluslararası sermaye çevreleriyle ilişkilerine kadar. Düşün, Obama'nın seçim kampanyasını yürüten ekip gelip burada çeşitli partilere destek verdi. Selahattin Bey kendini çok mazlum gösteriyor da. Evet. Destek aldı ama o anlamda. Evet, aldı. Çeşitli partilere destek verdi. Gözlemci gruplar, Türkiye'ye güya objektif gözlemci grubu olan gelenler aslında CHP ve HDP'nin süreçlerine pozitif katkı yapmak için geldiler. Şimdi gayrimillilik özelliğiyle HDP ve CHP 7 Haziran öncesi öne çıktı. Ve 7 Haziran sonrası enteresan bir biçimde
MHP'de dikkat edin 7 Haziran öncesi aslında CHP ve HDP ile çatışan, onları muhatap alan bir seçim stratejisi yürütmedi. Hepsi birlikte ne yaptılar? AK Parti karşıtı bir siyaset yürüttüler. AK Parti neydi? AK Parti hem gerçekten millilik özelliği ağır basın hem de bütün Türkiye'yi kapsayan tek aktördü. Bunun yarattığı sonuçları gördük. Türkiye bir siyasi belirsizlik ortamına girdi. Ve bu siyasi belirsizlik ortamı şu anda Türkiye bakımından risk taşıyan bir ortam. Şimdi bu risk neyle alakalı bir risktir? Çözüm süreci ve demokratikleşme ile alakalıdır. Eğer biz bu siyasi belirsizlik ortamından bir hükümet çıkarabilirsek ve bu hükümette çözüm süreci ve demokratikleşme konusunda çözüm sürecinin içeriğini yeniden tanımlamak kaydıyla onu kabul edebilirim. Ama çözüm sürecinden asla vazgeçmemek şartıyla çözüm süreci ve demokratikleşme konusunda bir program ortaya çıkarabilirse biz nereye sizin mesajlarınızın nereye gittiğini ben de çok rahat algılıyorum seçmende. Evet. Ben bu noktada size sorayım. Tekrar bir yeni bir seçim olursa siz Kürtleri kucaklayacak mısınız? AK Parti kimliğini söylüyorum, yoksa sizinle ilgili bir sorun yok. Son derece açık. Kürtleri Türkiye'nin kapsayıcı partisi olan AK Parti dışında kucaklayabilecek, bütün Türkiye ile beraber kucaklayabilecek. Dikkat edin. Tabii. Sadece Kürtleri, eyvallah, Kürt kimliğiyle kucaklamaktan Kürtler söyleyeyim. De onu istiyor. Evet. Bütün Türkiye ile beraber kucaklayabilecek tek parti bugün AK Parti'dir. AK Parti'nin Türkiye ilişkin bu kapsayıcılığı Kürtleri de yeniden kazanabilecek bir kapsayıcılık olarak tanımlanmak zorunda. Sayın Vekilim, çok süremiz bitti ama bir iki dakika daha kullanacağız. Kafkas Üniversitesi ile çok ilgilisiniz. Evet. Kafkas Üniversitesi AK Parti'nin rahat giremediği bir üniversiteydi. Gençliğinin sıfır noktasında olduğu, oraya milletvekili adaylarının bile rahat gidemediği ve son rektör seçiminde iki milletvekilimizin basın üzerinde her tarafta rektör adaylarla kavgalı olduğu bir süreci yaşadı. Vekillerin istemediği rektör adayı Cumhurbaşkanı tarafından onaylandı ve şu anda rektör. Şimdi, İlişkilerinizi iyi görüyorum. Siz birkaç konferans verdiniz. Tabii. Orada da çok ciddi çalışmalarınız var. Bakın ben üniversitelerin yapısının, YÖK'ün yapısının anayasal seviyedeki düzenlemelerin değişmesine yana bir insanım. Tabii. O ayrı. Ama o değişinceye kadar siyasetçinin rektör seçimleri, dekan seçimlerinde taraf olmasını şiddetle karşı çıkarım. Yani orada rektör seçimi, dekan seçimi vesaire oradaki akademik kadronun işi olmalıdır. Üniversitenin kendi işi olmalıdır ve yasal kurallara göre neyse olmalıdır. Kafkas Üniversitesi Kars'ın üniversitesidir. Dolayısıyla Kars'ın ihtiyaçları çerçevesinde çalışmak, Kars'ın ihtiyaçları çerçevesinde bilim üretmek zorundadır. Kafkas Üniversitesi'nin rektörünü ben geçmişte tanımam. Bu seçim sürecinde tanıdım ve onun bakış açısının benim bakış açımla uyumlu olduğunu gördüm. O da Kars için bir şeyler yapmak istiyordu. Ben de Kars için bir şeyler yapmak istiyorum. Dolayısıyla şu anda Kafkas Üniversitesi ile biz, bugün dahi rektör, sayın rektör gelmişti. Hastanenin, üniversite hastanesinin başhekimiyle birlikte birçok proje üzerinde konuştuk. 4-5 tane onların takibine ilişkin çalışmalar üzerinde konuştuk. Mesela Kafkasya Sağlık Merkezi, engelli ve yaşlı bakım evi gibi, ek hastane projesi gibi, hayvan hastanesi gibi. Mesela bunlarla ilgili çalışacağız. Özet olarak bir cümle ben söyleyeyim bakayım, katılıyor musunuz? Sanki siz Türkiye'nin tümünden Kafkas Üniversitesi'ni önce çektiniz, bir Kars'a bakın. Evet. Projeksiyonlarınızı buranın üzerine getirin. Ve Kars'ta üniversitenin gündemine girdi. Evet. Asıl yani özet olarak mı yapalım? Üniversiteyle Kars'ı buluşturdu. Buluşturdunuz. Evet. Şimdi Kafkas Üniversitesi'nde bizim çalışma ekiplerimiz var. Serbest bölge için çalışıyorlar. Kars'taki diğer turizmle alakalı, özel sektörü çekebilecek yatırımlarla alakalı konular üzerine gruplar oluşturuyoruz. Dolayısıyla bu Kafkas Üniversitesi Kars işbirliği zaten Kars'ın bir üniversitesi olarak Kafkas Üniversitesi'nin içinde yer alması gereken bir işbirliğidir. Kars'ın görevi de üniversitesine kucak açmaktır. Dolayısıyla üniversitenin Ankara'da YÖK seviyesine ne ihtiyacı varsa onu karşılamaya çalışırken katkı vermek bizim görevimizdir. Kafkas Üniversitesi'nde Kars'ın ihtiyaçları için çalışmak görevimiz. Eyvallah. Ankara'da oturan bir vatandaş bizi izliyormuş. Yemin billah ederek diyor ki Mehmet Bey dinlendikten sonra AK Parti buysa bu akşam iftar vermiş evinde. Evdekilerin hepsi dedi ki Mehmet Bey'in anlattığı AK Parti buysa söz veriyoruz. Biz vermemiştik 7 Haziran'da, tekrar vereceğiz. Emin olsunlar, bak net söylüyorum, emin olsunlar AK Parti'nin kapasitesi bu.
potansiyeli bu. AK Parti pratiğinde hatalar yapmış olabilir. Yaptığını da biliyoruz zaman zaman. Ama AK Parti'nin hem kuruluş felsefesi hem bundan sonraki yönelimi budur. AK Parti egemen olacak çizgi de budur. Bundan emin olsunlar. Biz Kanal 5 olarak sizin bu adımlarınızdan sahiden sadece Kars için değil, Türkiye için büyük heyecan duyuyoruz. Sağ olun. Sizinle abi. Hep sürekli işbirliği içerisinde olacağız. Çok teşekkür olun. Ediyorum katıldığınız için. Sağ olun. Sağ olun. Sayın Vekilim. Ben de teşekkür ediyorum davet ettiğiniz için. Estağfurullah. Kıymetli izleyiciler, yine zevkli programlarımızdan bir tanesini icra ettik. Bir Ramazan gecesindeyiz. Hepiniz yorgunsunuz. Ama gelen Twitter, Facebook, SMS'leriniz ve WhatsApp üzerinde gönderdiğiniz mesajlar öncelikle sayın konuğumuza ve programımıza gösterdiğiniz ilginin işaretidir. Ben hepinize çok teşekkür ediyorum. Hayırlı sahurlar diliyorum. Kadir Gecesi yakın ve bayram yakın. Bayramınızı ve Kadir Gecenizi de kutluyorum. Önümüzdeki hafta çarşamba 21.45'te yeni bir siyaset analizde buluşmak ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı geceler. Yıldırım.